1960'lı yıllardayız. Sanatta da büyük değişimlerin yaşandığı, büyük bir sosyal değişim dönemiydi bu yıllar. Sembolizmi kullanan sanatçılar tarafından yeni konular ele alınıyor, yeni soyut şekiller resmediliyordu. 10 yılın sonunda performans sanatlarıyla ve videolarla şekillendirilen kavramsal sanat terimi ilk kez ortaya çıkmıştı. Anthony Caro'nun Bir Sabah Erkenden isimli eseri 20. yüzyılın çığır açan heykellerinden biridir. Caro, 1950'li yıllarda ünlü sanatçı Henry Moore'la birlikte çalışarak eserlerindeki bronz figürleri yaptı. Sonra 1960 yılında eleştirmen Clement Greenberg'le beraber Amerika'ya gitti ve oradaki yeni soyut tablo örneklerini gördü. Kendi yaptığı heykelde de bu nitelikleri ortaya koymaya çalıştı. İ profili gibi standart uzunlukları kullanmaya başladı ve onları bu parlak renklerde boyadı. Bir araya getirerek lehimledi ve sürgüledi. En önemlisi ise heykeli kaideden indirip zemine yerleştirdi. Böylece eser, biz izleyicilerin içinde hareket ettiği ortamın bir parçası haline geldi. Bu tablo, 60'lı yılların iki harika yıldızı olan Peter Blake ile David Hockney'i bir araya getiriyor. Blake'in Hollywood İspanyol iç mekanındaki David Hockney'nin Portresi adlı eseri bu. Hockney'nin 1960'larda Hollywood'a taşınmasına ve bu mekanla yakından bağdaştırılmasına gönderme yapıyor. Bundan önce Blake ve Hockney Kraliyet Sanat Akademisi'nde birlikte okumuşlardı. Hockney henüz bir öğrenciyken bir yıldız haline gelmişti. Bu tabloyu seviyorum. Çünkü kolaj olmamasına rağmen bu farklı katmanları görebiliyorsunuz. Arka plandaki dar deri şortlu figür konusunda Michael Cooper'ın bir fotoğrafından esinlenilmişti. Sonra sanki yüzeye serilmiş gibi duran bu balonlar var. Fallik bir sembol işlevi görüyorlar. Balonlar arka plandaki çocukla birleştirilmiş ve böylece tabloya oldukça güçlü bir homoerotik alt metin yerleştirilmiş. Homoseksüelliğin 1960'lı yılların ortasında İngiltere'de hala yasa dışı olduğunun bir hatırlatıcısı adeta. Bu Frank Bowling'in Ayna adlı tablosu. Bowling'in Hockney ve diğerleriyle beraber öğrencisi olduğu Kraliyet Sanat Akademisi ile Victoria ve Albert Müzesi'ni birbirine bağlayan merdivenleri görmekteyiz. Anarşik keşiflerin yapıldığı bir yerle yerleşik kültürü olan bir yeri birbirine bağlıyor. Bowling bu resimde kendini iki kez göstermiş, böylece kendi kimliğindeki karmaşayı da yansıtmış. Yukarıda sanki Kraliyet Koleji'nin anarşik ruhunu takip etmeye ve bu konuda mücadele etmeye cüret ediyormuşçasına bacağını sallıyor. Ama aşağıda ise daha sakin ve daha olgun görünüyor. Belki de İngiltere'deki bir sanatçı olarak entegre olma tutkusuna işaret ediyordur. Bu odanın büyüleyici yanı şu, birbirinden çok farklı işleri olan ve farklı sanat formları üzerinde çalışan 3 farklı jenerasyonun sanatçısını bir araya getiriyor bu oda. Yine de oda farklı eserler arasındaki beklenmedik ilişkilerle, yankılarla ve süregelen sohbetlerle dolu. Sanat eserini yapılmış olduğu döneme göre sergilemenin muhteşem yönlerinden biri.